Adaletin ne olduğunu biliyor mu acaba? 300 küsür kişi hayatını kaybederken, Soma'da 301 miydi? 301 kişi hayatını kaybederken, hani onların hakları teslim edilecekti? Ankara'ya sokulmadılar. Ve bir süre sonra dönmek zorunda kaldılar. Madenci Ali Faik İnter, ki 25 yaşında, ve diğer madenci Tahir Çetin, o da 42 yaşında, trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Hak ararken hayatlarını kaybettiler. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii gönül isterdi ki bu madenci arkadaşlarımıza öncelikle sendikalar sahip çıksın. Kendi aralarında ayrı ayrı sendikalar, konfederasyonlar olabilirler. Buna saygı duyarım. Ama bir işçi hak istiyorsa üç konfederasyonunda orada olması lazım. Beraber olmaları lazım. Birlikte olmaları lazım. Mücadeleyi birlikte vermeleri lazım. Bunu maalesef göremedik değerli arkadaşlarım. Konuşmamın başında söyledim. Bu salı sonbahara kadar yapılacak olan son toplantı oluyor, son grubumuz oluyor. Eğer olağanüstü bir durum çıkmazsa. Türkiye nereye gidiyor? İyiye mi gidiyor Türkiye, kötüye mi gidiyor? Arkadaşlarımız illeri geziyorlar. Nabızları tutuyorlar. Ama onun dışında bu konuda profesyonelce çalışan kurumlar var, anketler yapıyorlar. Soruyorlar, Türkiye'nin gidişatı iyiye doğru mu gidiyor, kötüye doğru mu? İyiye doğru gidiyor diyenlerin oranı %16.9, yani %17. 100 kişiden 17 kişi iyiye gidiyor diyor, diğerleri hayır iyiye gitmiyor diyor. Değerli arkadaşlarım, durum iyiye gidiyor diyenler kimler? Devletten dolarla ihale alanlar. Dolar yükseldikçe onların zaten keyfi yerinde. Hayat ucuzluyor onlar için. Her şey ucuzluyor onlar için. Dolarla devlete borç verenler. Onlar da çok son derece mutlular. Büyük bankalarda dolarla hesabı olanlar. Onların da hiçbir sorunu yok. Dolarla aylık alanlar. Onların da hiçbir sorunu yok. Sarayın beslemeleri, 3 yerden, 5 yerden, 10 yerden aylık alanlar, onların da hiçbir derdi, hiçbir sorunu yok. Uyuşturucu baronları, onların da hiçbir derdi yok. Onlar da rahatlıkla Türkiye'de at koşturuyorlar. Değerli arkadaşlarım, böyle bir tablo Türkiye hiç yaşamadı. Böyle bir tabloyu ilk kez Türkiye yaşıyor. Zaman zaman sıkıntılardan söz ederken, en çok karşılaştığımız kamu görevlisidir, görevlisi kimdir deseler, aklımıza önce güvenlik görevlileri gelir, polisler gelir. Sokağa çıkma yasağı olur, polisler görevdedir. OHAL ilan edilir, polisler görevdedir. Bir yerde miting yapılır, polisler görevdedir. Bir yerde yollar kesilir, polisler görevdedir. Yani 24 saat polisleri görmek mümkün. 24 saat çalışırlar. Peki bu kadar yoğun çalışan polislerin hakkı teslim ediliyor mu? Hakkı teslim edilmiyor. Onlar bizim evlatlarımız. Onlar günün 24 saati çalışıyorlar. Biz yataklarımızda rahat uyurken onlar nöbet tutuyorlar. Peki onların hakkı hukuku neden teslim edilmiyor? Uyuşturucu baronlarına gelince kucaklıyorsunuz. Ayda 10.000 dolar rüşvet alan adama iyi makamlar veriyorsunuz. Rüşvetçileri büyükelçi tayin ediyorsunuz. E peki sokakta vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyan polise niçin sahip çıkmıyorsunuz? Bu soruyu vicdanı olan herkesin kendisine sorması lazım. Mayıs 2018'de Erdoğan söz verdi. Polislere, yani güvenlik görevlilerine, artı cami imamlarına, artı öğretmenlere, artı sağlıkçılara 3600 ek göstergeyi vereceğim diyor.
2018 Mayıs ayında. 3 yıl 2 ay geçti. Ya bir insan verdiği sözü tutmazsa ne olur? Ne denir ona? Yalancı denir yani. Başka ne denebilir yani? Bir söz veriyorsun, sözünde durmuyorsan sana yalancı denir. Erdoğan kendisini neden bu pozisyonun içine sokuyor? Hangi gerekçeyle böyle bir pozisyonun içinde kendisini konumlandırıyor? Çünkü polise verecek parası yok. Öğretmene verecek parası yok. Parayı, bütçeyi başkalarına tahsis etmiş durumda. Ama bu arkadaşlara sözüm sözdür. Söke söke bu 3600 ek göstergeyi alacağım ve bu arkadaşlara vereceğim. Evet, son salı dedik grup toplantısı ama arkadaşlarımız çalışıyor. Hep beraber çalışıyoruz. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, disiplin kurulu üyelerimiz, efendim parti meclisi üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, hepimiz çalışıyoruz. Eğer bu toplumda vatandaşın %17'si sadece memleket iyiye gidiyor diyor da büyük bir kesimi hayır durum kötüye gidiyor diyorsa çalışmamız lazım. Vatandaşın nabzını tutmamız lazım. Ben 1 Temmuz'da Samsun'a gitmiştim. Samsun'da bir görevlendirme yaptık. Sinop milletvekilimiz Sayın Barış Karadeniz bir grup arkadaşla birlikte Hopa'dan başlayarak İskenderun'a kadar bütün limanlar gezilecek dedim ve geziyor. Artvin'i, Rize'yi, Trabzon'u, Giresun'u, Ordu'nu ve Samsun'u gezdi. Bugün Sinop'a geliyor ve Sinop'ta balıkçılarla yine buluşacaklar. Sorunlar nedir? Sorunları saptayacaklar. Ben Barış Karadeniz ve birlikte görev yaptığı arkadaşlara buradan hem sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum hem de başarı dileklerimi iletiyorum. Tabii denize görev yapıyor mu? Karada da görev yapıyoruz. Bütün vatandaşların bilmesini isterim. Herkes der ki, efendim CHP çalışıyor mu? CHP tarihinde ilk kez belki de bu kadar yoğun çalışıyor. Tarihinde ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor. Balıkçıların sorunu mu? Hopa'dan başlayarak ta İskenderun'a kadar gidecekler. Her bölgede sorunlar var, balıkçıların sorunları. Her birisini raporlayacaklar. Bunların yapamadığını yapıyoruz. Bunların yapamadığını yapacağız. Çünkü biz iktidar olacağız ve bütün sorunları çözeceğiz. Neden şimdi sorunları saptıyoruz? İktidar olduğumuzda ya bu memleketin sorunları neydi diye zaman kaybetmemek için. Hepimiz bileceğiz ki.